Evet, salonumuza geldik. Bir elimiz yüzümüz açıldı. Bir toplandık, temizlendik. Evet, şimdi süre başlamadan planın ne? Şimdi önce bir fazla olan eşyaları bir yani bir toplayalım. Önce halıyı bir süpürüp çıkaralım. Tamam, buradan hadi o zaman süpürgeyi al gel, koş. Artık vakit kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaman çok daraldı. İşler çok. Şunu şöyle bir alalım. Topladıktan sonra koltukları süpürürüz. Camına girişiriz, sonra tozlar en son. Hadi aç süpürgeyi. Aç. Koltuk silmeyeceğim dedim. Yok hayır. Çünkü kirli değiller, örtüleri vardı. Ben hemen... Şu tülleri hemen ben bir sökeyim. Ben halasını süpürüp hemen çıkaracağım. Hala fişek gibisiniz. Bence sizin gücünüz bitmez Sevilay Hanım. Bitmez ki. Finale çenen ne gücün maşallah. Finalde görecekler onu. Vallahi balık gibisiniz. Akıntıya karşı yüzüyorsunuz resmen. Hamsi yiyorum hamsi. Oley 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 oley. 10.000 liraya saatler kaldı. La 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 la. Tut al. Bu tozun yağın içinde ben delirmeyeyim de kim delirsin hayat şehir. Halının da ahı gitmiş vahı kalmış Kadir. Bu halı güzel. Halı eski halılardan. Buna suyu sabunu vur. Fırçala babam kaymak Hadi, gibi topla. Oh. Sık dokuma kalın halı. Tamamdır. Sevilay salonunda 1.40'da ya da daha fazla uzun süre zaman çıkabilir. Sevilay hadi cama gir artık bir an önce. Hemen giriyorum. Bu herif beni dürtükleye dürtükleye. Şimdi oraya bakayım geçebilecek. Aa yerdeki dünyayı bana versene Kadir. Yani boyum kısa ama girmediğim yer yok bakın dikkat edin. Dünya ayağımın altında al. Şimdi ben bir kova alabilir miyim? Aa burası neresi? Sultanahmet mi burası? Evet Sultanahmet. Çünkü Hürrem Sultan şurada bir yerde gömülü galiba. Bak şu tarafta bir yerde olması lazım. Yok burası Süleymaniye. Süleymaniye değil mi? Pardon Sultanahmet'le karıştırdım. Süleymaniye Camii burası. Emin misin? Evet. Hürrem Sultan şurada bir yerde gömülü. Hürrem Sultan kesin orada diyorsun. Oraya gömülü çünkü. Cenazesinde vardım ben. Ya tabii. Metin'e çabuk gitti 500 sene. Süleyman'a dedi ki senin burası kalbinse beni senin kalbine gömsünler dedi. Onu da getirdi buraya gömdüler. Mihrimah falan hepsi burada yatıyorlar. Allah rahmet eylesin. Amin. Denize karşı manzara. Nasıl yaptın sen bunu değil mi? Bak hiçbir teknolojik alet yok. Nasıl ölçtüğünde aynı izahlara getirdin. Zeka değil mi? Ah gidi Mimar Sinan. Şimdi olsaydı arsam olsa Mimar Sinan'a verirdim müteahhitliğe. Vallahi Mimar Sinan şimdi olsaydı parayı götürmüştü adam. Doğru adam yanlış zamana denk. Yanlış zaman olur mu Kadir? Mimar Sinan'ın eserleri hala dimdik ayakta. Ha. Evet şimdi ben şurayı bir süpüreyim. Hızlı bir şekilde hemen orayı bir sileyim. Şu mobilyayı yerine çekeyim. Camı silerken anlatma ne oldu? Sen daha bir şey anlatma. Vallahi daha kafam çekmiyor benim. Olmaz Kadir. Anlatsın. Anlatma bitti. Tamam. Ama şimdi cam sileyim tekniğini anlatmasam olur mu? Tekniğine tükürsünler. Daha mutfakta bir ton şey anlattın. Vallahi kafam çekmiyor artık. Ama şimdi bak camı hep yanlış siliyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Şimdi önce camın... Kabasını almadan. Sen de bir an evvel çalışmaya başla artık Kadir. Şurayı yapacağım işte bırak. Gel de kızın yanında bir şey yap. Kızın yanında yapacağım hiçbir şey yok yalandan. Bak beni oyalıyor süren gidiyor iş yapamıyorum. Dünyayı temizle. Dünyayı ben bir yıkayayım dur. Şimdi önce temiz suyla bir kabasını alıyorum. Sonra deterjan sıkıyorum sonra. Kız siz niye burada deterjan diyorsunuz? Ne deterjan diyeyim? Değil mi bu? Deterjan. Deterjan ha deterjan. Deterjan. Tut. Hayır, bu hafta hep bir dezgahtı. Dezgahın üstü kıza dezgah. Ama sen şu an beni oyalıyorsun. Ha. Nasıl siliyorsun? Hızlıca bir anlat ama şimdi hızlıca. Şimdi önce bir kabasını alıyorum. Evet. Ve yukarıdan başlıyorum. Tamam. Lütfen bunu koyma. Benim elim yavaşlatıyorsun. Sonra yağ çözücü ya da işte ne varsa deterjan olarak. Evet. Deterjan olarak onu sürüyorum, temizliyorum. Ama bu bir kirli cam değil. O yüzden ben bunu çok fazla uğraşmayacağım. Sonra durulayacağım. Plastik doğramaları önemli ama evet. Biliyorsun. Evet. Ya ben şimdi onları dediğim gibi en son bir fısfıslayacağım şöyle. Ondan sonra sileceğim, çıkacağım. Tamam, benim en fazla ediyorum. 15 dakikamı alacak. Okay. Peki neden dışarıdan değil de içeriden başladınız Sevilay Hanım? Şimdi dışarıdan bu kanatlar sonra dış kısmı sonra iç kısmı. Öyle öyle. Çünkü öyle yani. Şimdi dışarısı içeriden daha çok çamurlu olduğu için önce içinin kabasını aldı. Ama silerken nereden başlar bilemem. Ama tamam işte buradan başladım. Yani illa buradan mı başlamam lazım? Neyse ben sizin işinize karışmayayım Sevilay Hanım. Yani çünkü o dışarıya bakıyor. Dışarısı da... beni ilgilendirmiyor. Bu arada biliyorsunuz bu hafta bir Trabzonlu yarışmacımız daha var. Var. Ama rakibim değil. Ama o beni rakip olarak görüyordu. Görüyor tabii. Peki ya şimdi bir kusur bulmak için sizin cam temizliğinize bir şey derse? Hah dedi mi? Tamam ben de diyeceğim ki ben senin evinde o kadar eksik gördüm diyeceğim. Ama ben onları yok saydım.
diyeceğim ve 4 puanı verdim sana ilk günden diyeceğim. E sen şimdi benden ondan puan kırarsan ben de sana ona diyeceğim ki sen adaletsiz davrandın ve 10.000 lirayı almak için strateji uyguladın diyeceğim ve canını okuyacağım. Salon camı kirliydi ama tutmuş kir değildi. Deterjanlı suyla kolayca çıkabilecek bir camdı. Ayrıca camı da küçüktü. Yani önemli olan işi planlı yapmak ve uğraşmadan yapmak. Biliyorsunuz birçok yarışmacımız da bizden tornavida istiyor. Sözüm ona detaya girecekler. Ve birçoğu da emin olun detaya girmediler. Ama dediğim gibi süreden dolayı ben çok incelemedim. Evde camları illaki temiz siliyorlardır ama burada yeterli vakit yok. O yüzden bence ellerinden geleni yaptılarsa zaten kazanacaklardır. Sevilay ablanın evinin camları çok kirliydi, salonun camları. Bayağı kirliydi hem de. Sadece toz vardı, onları da güzel silse temizliği belli oldu. Yani temizlense belli olacak bir ev. Koltukları temizdi ama elimizi kolumuzu koyduğu kısım orası işte simsiyahtı. Umarım onu da silmiştir. Evet, salonda temizliğinin sonrasıyla devam ediyor. Şu anda Sevilay salonun camını sildi, diğer cama geçiyor. Camlarda bayağı bir çamur var, özellikle şu tarafta vardı. Şimdi o camın arasını silecek, camı alacak. Daha sonra vitrine geçeceğini söylüyor yarışmacımız. Bu arada ben arkada kitapla iki tane koltuğu sildim, yerini sildim. Şimdiki buradaki üçlü koltuğun içini süpürüyorum. Daha sonrasında salonda nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda süre ne kadar kalacak? Sevilay, sana bağlanıyoruz. Buyur. Evet, anladım. Perişan olduğunu söylüyor. Peki, temizliğimiz son hızıyla devam ediyor. Çünkü o bir başladı mı susmuyor. Salondaki enerjisi düştü. Böyle yavaş, hani motivasyonu düşmüş gibiydi. Çünkü enerjisini mutfakta harcadı. Çok da beğenmedim salondaki. Nasıl gidiyor Sevilay Hanım? Bomba gibi. Hiç performans, son gaz devam ediyor. Bir düşüklük olmadı yani, iyiyim. Ve sonuna kadar zaten pek bir şey kalmadı. İnşallah bitecektir. Yetiştireceğim yani. Kapıdan sonra nereye geçeceksiniz? Bundan sonra hemen vitrinin tozunu alacağım. Onun tozunu aldıktan sonra zaten pek bir şeyim kalmıyor. İnşallah. Yani tabii şu an tam incelemedim. Bir bakacağım ama planım şu an vitrine geçmek. Salondaki koltuklarda çok leke yoktu. Detaylı olarak bakarsak pencereleri kötü, tozlu. Deterjanlı bezle hepsini silmesi gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.